İzleyicimize döneceğim yeniden. Bu ihlas zedeler. Evet. Sayın Şener, ihlas zedeleri unutmayın. Dolandırıldığını iddia eden birçok izleyicimiz var. Sizden bu konu hakkında bilgi almak istiyorlar. Belki biraz uzun da olabilir ama derin bir konu. Ne diyorsunuz bu ihlas zedelerle ilgili? Evet, onunla ilgili. İhlas söyleyeyim. Finans konusu. Yani ihlas, finans ve ihlas zedeler konusu yani bir saat konuşabiliriz. Ama özetleyeyim isterseniz. Buyurun. Şimdi bildiğiniz gibi bu finans kuruluşları Anap'ın iktidar yıllarında Türkiye'de kurulmaya başlandı. Bunlar banka faizle çalışıyor. Faiz sistemi içerisinde algılanmasın diye bankalar kanununa tabi tutulmadı. Bunlar finans kuruluşudur. Finans kuruluşları ayrıdır. Bankalar ayrıdır denildi. Evet. Dolayısıyla bunlar bankalar kanununa tabi olmadığı için 2001 yılında İhlas Finans yükümlülüklerini karşılayamaz duruma gelip iflas edince fona devredilmedi. İhlas Holding'e şey atandı. Tasfiye kurulu atandı. Bu tasfiye kurulu şirketi yönetip duruma göre de mevduat sahiplerinin parasını ödeyecekti. Bu amaca yönelik olarak tasfiye kurulu tarafından yönetilen bir yapı kuruldu. Ama tasfiye kurulu kurulurken de İhlas Holding'in eski sahipleri tasfiye kurulunun başında görevlendirildi. Yani tasfiye kurulu kendisi oldu. Böyle olunca oluşan tasfiye kurulu bütün Moody'lerin paralarının üzerinden kendi hayatlarını ve faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiler. Ama kimsenin parasını doğru düzgün ödemediler. Biz 2005 yılında bu bankacılık kanunu değiştirmeye karar verdik. Hatta 2003'te biz değiştirmeye karar verdik bankacılık kanunu. Çünkü daha önce çıkarılan bütün bankacılık kanunları veya bankalar kanunu isimleri farklı farklıdır. Hep kriz dönemlerinde çıkarılmış. Alelacele o krizin şeyiyle, ihtiyaçlarıyla bağlantılı acele bir bankalar kanunu çıkarılmış. Bütün bankalara normal dönemlerde de o kanundaki maddeler uygulanmış. Dedik ki bu yanlış. Bu kriz dönemi kanunlarından bankacılık sistemimizi kurtaralım. BDDK ile birlikte konuştuk, değerlendirme yaptık. Sağlıklı yeni bir bankacılık kanunu çıkaralım dedik. Adı bankacılık kanunu oldu. BDDK uzun süre çalıştı bu kanun üzerinde. Sonra bunu diğer özel bankalarla da tartıştık. Hatta geniş paneller, platformlar düzenledik. Bu düzenlediğimiz finallerde uluslararası bankacılar falan katıldılar. Onlarla birlikte tartıştık. Mükemmel bir bankacılık kanunu olsun diye bu bankacılık kanunu taslağını hazırladık. Bakanlar Kurulu'ndan imzadan çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Bu da bir şey tabii vardı. Onu da düzeltmemiz lazımdı. Bu bankacılık kanununda artık finans kuruluşlarının hepsini banka saydık. Dedik ki ya kâr payı dağıtıyorum diye kulağa tersten göstermenin bir anlamı yok. Bunlar da bankadır, bunlar da bankadır. Aman tek düze banka dersek diye itiraz ettiklerinden peki katılım bankacılığı diyelim dedik onlara da. Bunu böyle düzenleyince ortaya şey çıktı tabii, İhlas Finans. Durumu bozulan diğer bankalar TMSF'ye, fona devrediliyor. Fon idaresi alacaklarını tahsil ediyor. Bu bankaların, fona devredilen bankaların borçlarını, yani Moody'lerin paralarını da ödüyordu. O halde artık finans kuruluşları da banka sayıldığına göre bunun da fona devredilmesi lazım. Ve TMSF'nin bütün Moody'lerin paralarını ödemeleri lazım dedik. Ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir önergeyle bu düzenlemeyi kanun içerisine koyduk. Neden?
Çünkü o arada araştırma yaptırdık. Yaptırdığımız araştırmada şu ortaya çıktı. O dönemdeki TMSF Başkanı Ahmet Ertürk söyledi, teyit etti. 800 milyon dolar varlığı var. O tarih itibariyle. 800 milyon dolar varlığı var. Ve Moody'lerin alacaklarının miktarı 500 milyon dolar. Dedik ki peki fona devredersek bu 500 milyon doları hemen ödeyecek misiniz? TMSF Başkanı o zaman bana garanti verdi. Dedi ki Sayın Bakanım bunu TMSF'ye devredelim. Ben söz veriyorum nemalarıyla birlikte 3 ay içerisinde bütün Moody'lerin parasını ödeyeceğim dedi. Biz de onun üzerine önergeyle koyduk şeye, kanunun içerisine. Tabii komisyondan geçti, plan ve bütçe komisyondan geçti. Bu madde geçer geçmez bazı televizyon kanallarında İhlas Finans'ın paraları ödenecek diye böyle yayınlar yapıldı. İhlas Finans Moody'lerinde büyük bir sevinç ortaya çıktı. Fakat genel kurulda görüşülmeden önce tabii başbakanın kulağına gitti bu iş. Başbakan beni başbakanlık konutundaymış o sırada başbakanlık konutuna davet etti. Gittim orada baktım plan ve bütçe komisyonu başkan vekili de orada. Dedi bu düzenleme yanlış dedi. Yani benim haberim olmadan bu düzenlemeyi nasıl yaparsınız dedi. Ben de dedim ki efendim dedim yani bu Moody'lerin parasını ödemek yani bizim en doğal görevimiz. Bunu yapmamız lazım. Yani üstelik de bu Moody'ler %60'ı kar payı bile istemeden paramı korusunlar diye yatırmış bana. İhlas Finans'a biliyor musunuz? %60'ı kar payı da istemiyorum ben. Sadece paramı korusun diye yatırmış. Ama parasını çarçur etmişler. Bunu ödememiz lazım. Ödeme imkanları da var. Buradan dolayı bütçeye 1 lira, 1 dolar yük gelmeyecek. 1 dolar ilave vergi hiç kimseden almayacağız. Bunun maliyetini hiçbir vatandaşın sırtına yüklemeyeceğiz. Sadece güvenerek getirip parasını yatırdıkları kuruluşun varlığını düşünüyor. Ve o günde bir yurt dışı seyahati varmış Sayın Başbakan'ın. Hep aramızda ihtilaf çıktığı zamanlarda beni başbakanlık vekaletini bana verirdi. Yine yurt dışına çıkarken başbakanlık vekaletini bana verdi. Vekil, başbakan vekili, başbakan yurt dışına çıkarken havaalanına kadar yolcu eder. Geldiğinde de havaalanında karşılar, birlikte basın toplantısı yaparlar. Dedi ki sen bu konuyu halledeceksin, üzerinde çalışacaksın. Şeye gerek yok dedi. Havaalanına kadar gelmene gerek yok dedi. Yani ben de bazı prosedürün nasıl olduğunu, ne zaman bunun düzelme safhasının ne olduğunu söylemek istemedim o sırada. O da çok acele, ben dışarıdayken bir şey olur içeride düşüncesiyle sıkı tembih ediyor. Ve İstanbul'la irtibat kuramazsın, zaman dar. Ankara temsilcisiyle görüş, onların istemediği bir şeyi yapma dedi. Ben de tabii havaalanına gitmedim. Sonra o gün Ankara temsilcilerini aradım. Yanında biriyle geldi. Bu ayrıntıyı söylemek burada şık olmayacak. Onun için söylemiyorum. Onlar kesinlikle aman sakın bu tasfiye kurulu işi iyidir dediler. Ama bu şeyler var. Ödenmeyen paralar var. Bir ton Moody'ye hiç para ödenmiyor. Falan dediysem de şey yapmadılar. Yani anlaşamadık, kaldı ortada. Onlarla konuşmamız kaldı ortada. O dönemde dilimin ucuna geliyor da. O zaman söyleyin Sayın Cener. Şimdi en üzüldüğüm konulardan bakın bu evet, İhlas Finans olayı partiden kopmamı tetikleyen olaylardan biridir biliyor musunuz? Ben bu yüzden başbakan yardımcılığını bırakmışım, milletvekilliğini bırakmışım. Sonunda ben bu olayı bağımsız milletvekili olduğumda bir yerel televizyonda anlatmıştım. Ertesi gün bir İhlas Moody'si bana rastladı. Dedi ki Sayın Bakanım dedi, dün akşam dedi ben dedi sizin anlattıklarınızı dinledim dedi.
Yani çok da etkili anlattınız dedi. Anlattıklarınızın hepsinde doğru olduğuna inanıyorum dedi. Ama dedi, ben yine oyumu dedi partime vereceğim, size veremeyeceğim dedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir fedakarlık yapıyorsunuz. Siz bu çizgi doğru değil diyorsunuz. Bu yapılan işler doğru değil diyorsunuz. Bakanlığı bırakıyorsunuz, milletvekilliğini bırakıyorsunuz. Ama hukukunu korumak için bütün bu riskleri göze aldığınız Moody, niye de bağlılığını yani devam ettiriyor ve size karşı cephe alıyor. Bu garip bir psikoloji var insanlarda, onu anlatamıyorum. Ve TGRT henüz satılmamış görüküyor. Ama bana söylediğine göre o tarihte satmışlar ama henüz ilan etmemişler. Tamam mı? Yani bu TGRT'nin o dönemdeki satılma pozisyonuyla da bağlantısı var. Onu burada anlatamayacağım. Ve aynı akşam gece yarısı saat 1 gibi şey dönecek. Sayın Başbakan gittiği yurt dışı gezisinden. Ben de yani aynı gittiği gün geliyor. Nereye gittiğini hatırlamıyorum yalnız. Ben de giderken yolcu etmedim. Gelirken bari yolcu edeyim diye. Gece yarısı havaalanına doğru gidiyorum. Havaalanına yakın restoranlar var. Restoranları görünce öğle ve akşam yemeğini yemediğimi hatırladım. Saat 12 gibi. Gece 12 gibi. Restoranın birine girdim. Çünkü uçağın geliş saatini takip ediyoruz. Neyse yemek yerken garsonun biri geldi. Dedi ki abi dedi ya Allah sizden razı olsun dedi. Bir hayır dualar ediyor. Ya ne oldu hemşerim dedim. Nedir? Ya abi dedi ya dedi. İhlas'ta param var dedi. Ödeyecekmişsiniz dedi ya dedi. Ne kadar sevindiğimi bilemezsin dedi. İşte komisyonda madde konmuş ya. O madde konulduktan sonra uçuyor. Ve o kadar büyük hayır dualar ediyor ki içimden diyorum ki ya kardeşim dışı seni yakar, içi beni yakar. Ya fazla uzatma şunu, zaten perişan olmuş vaziyetteyim. Sonra dayanamadım. Dedim ki ya hemşerim dedim. Senin ihlasta kaç liran vardı? Ne dedi biliyor musun bana? Abi ya dedi. $200 vardı dedi. Hala o gündür bugündür pişmanlık içindeyim. Keşke bunu dediği an o $200 verebilseydim. Diğer bütün Moody'lerin derdine deva olmazdım belki ama. Belki hala bana kızıyordur. Komisyonda koydular, şeyde çıkardılar diye. Sonra havaalanına gittim, bir baktım ki karşılamaya bütün plan ve bütçe komisyonu üyeleri gelmişler. Ya ne arıyorsunuz burada? Başka zaman gelmezdiniz. Başbakan yurt dışından talimat vermiş. Gelince bu konuyla ilgili olarak toplantı yapacağız. Bütün plan ve bütçe komisyonu üyeleri hazır olacaklar demiş. Partide toplantı var. Neyle ilgili? Ya konunun patronu benim. BDDK bana bağlı. Kanunun sahibi de benim. Meclisteki görüşmelerde. Bana niye söylemiyorlardı? Siz de söylemişler dedim. Bilmiyoruz dediler. Grup başkan vekilleri de orada. Neyse Sayın Başbakan geldi. Birlikte basın toplantısı yaptık. Arabasına doğru beraber yürürken dedim ki Plan Bütçe Komisyonu üyeleriyle grup başkan vekilleriyle toplantı talimatınız olmuş. Ben de katılacağım dedim. Konu benimle ilgili. Buyur tabii gel dedi. Saat gece 2'de partide toplantı oldu biliyor musunuz? Plan Bütçe Komisyonu üyelerini öyle bir azarladı ki benden habersiz nasıl böyle bir madde koyarsınız diye. Nasıl azarladı? Bütün komisyon üyeleri de kendilerini savunamıyorlar. Hepsi ezik. Ben bir 15 dakika dinledim. Epey yeterince ezdiğini hissettikten sonra dedim ki Sayın Başbakanım dedim. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin bir kabahati yok dedim. Önergeyi biz yazdırdık dedim. Önerge oylanacağı zaman komisyon başkanı komisyona sorar. Bu önergeye katılıyor musunuz? Evet veya hayır derler. Sonra konuyu takip eden bakana sorar. Siz hükümet olarak bu önergeye katılıyor musunuz veya katılmıyor musunuz diye sorar. Biz de evet dedik. Hükümet olarak evet. Söyledik.
bir bakan komisyonda komisyon üyesi başkanının sorusuna evet dediği zaman bizim AK Partili komisyon üyeleri şuna inanırlar. Demek ki bu konudan başbakanın haberi var. Bu önergeye evet oyu vermek başbakanımızın talimatıdır derler, buna inanırlar. Ondan sonra oy verirler. Buradaki arkadaşların hepsi de biz evet deyince sizin talimatınız olarak düşündüler, evet oy verdiler. Hiçbirine kabahati yoktur dedim. Bunu deyince başbakan, yani şunu söyleyeyim, bana hayatında hiç ters bir söz söylemedi. Yani sert bir söz de söylemedi. Her zaman konuşma tonu benimle, benim tonumdan daha şeydi, sıcaktı ve alçaktı. Bütün komisyon üyelerine kızan Sayın Başbakan benim bu açıklamam karşısında bana ya öyle mi dedi, bir şey söylemedi. Fakat komisyon üyeleri rahatladılar. Bu sefer bana yönelik olarak ya rica ederim Sayın Bakanım falan filan diye biraz rahatlamış olmadı da ifadesiyle. Neyse müzakere epey sürdü. Sonunda grup başkan vekillerine şu talimatı verdi. Dedi ki ters bir nasıl düzelecek prosedürü de öğrendikten sonra genel kurulda ters bir önergeyle komisyonda giren madde çıkacak dedi. Bunu da grup başkan vekilleri görev addettiler. Aradan bir hafta mı geçti, ne kadar geçti bilmiyorum. Bizim kanun geldi şeye, genel kurula. Genel kurulda ben de ilgili bakan olarak hükümet sıralarında yerimi aldım, kanunu takip eden. Tabii o maddeye sıra geldiğinde bana soracaktı tekrar. Hükümet olarak bu önergeye katılıyor musunuz diye. Ben kafaya yazmıştım, hayır katılmıyoruz demeyi. Fakat grup başkan vekilleri genel kurulda öyle çalışmışlar ki her milletvekiline tek tek çok sıkı bir şekilde talimat vermişler. Bu önerge geldiğinde evet diyeceksiniz, komisyonda konulan madde kalkacak. Geliyor milletvekilinin biri, tabi ortalardaki bir madde olduğu için görüşmeler devam ederken geliyor milletvekilinin biri. Bana abi derlerdi çoğu. Abi bir önerge varmış, ona evet oy verecekmişiz. Git ben şuradan diyorum, affedersiniz. Biraz sonra bir öbürü geliyor. Abi bir önerge varmış. Git lan ya falan. Uğraşamaz oldum. Bir baktım ki yani şunu gördüm manzaradan. Meclisteki grup demir leblebi olmuş. Ben orada ne yapsam hiç mesafe alınacak hal kalmamış. Bunun üzerine baktım Mehmet Ali Şahin genel kurulda. Mehmet Ali Şahin'i çağırdım. Dedim ya Sayın Bakan benim bir işim var, şu kanunda sen devam et dedim. Genel kurulu şeye bıraktım madde yaklaşırken, o önerge maddesi yaklaşırken Mehmet Ali Şahin'e bıraktım ve çıktım. Ve ters önergeyle, o önergeyle bizim komisyonda koyduğumuz madde çıkarıldı. Ve o gündür, bugündür İhlas Finans mağdurlarının parası ödenmiyor ama şirket faal halde devam ediyor. Şimdi rakamlar azalıyor böyle. Yani borç paraları azalıyor. Nasıl azalıyor biliyor musunuz? Bir, 17 sene oluyor İhlas Finans fonu şeyden tasfiyeye kurulduğundan bugüne kadar 17 yıl oluyor. Bu 17 yıl içerisinde müşterilerin de önemli bir kısmı inançları nedeniyle götürdüklerinden ileri yaşlarda, orta ve ileri yaş grubu zaten ağırlıklı bir kısmı ölüyorlar. Mirasçılar takip bile edemiyor. Bazısının mirasçısı yok falan filan. Onlar kütükten sürekli düşüyor. İkincisi, bu mudilerin bir kısmının eline hiç işe yaramayan, değeri olmayan, sizin paranızın karşılığı diye bağlı şirketlere ait hisseler veriyorlar. Hiç para etmeyen. Kağıt üzerinde bunun değeri şudur diye. Sonra oradan da gidiyorlar, oralardan da para alamıyorlar. Holdingin alt şirketlerinden. Dolayısıyla sürekli holdingin de stratejisi bu alacaklıların sayısını ve ödeyeceği para miktarını azaltmakla geçiyor. Ve erite bugüne kadar getirdiler. Ve bundan sonra şunların hepsini ödedik deseler bile ben size garanti veriyorum en az %75'inin parasını hiç ödememiş durumda kalacaklar. Ve o nedenle
feryat ediyor halen mudiler ve sırf bu ihlas finans mudileri arasında oylama yapsak merak ediyorum. Biri bir hayır sahibi anket yapabilir mi acaba diye. Ya sayın bakan aday olsa ona mı verirsiniz yoksa karşınızdakine mi oy verirsiniz diye bir sormak lazım. Neyi anlatıyorum biliyor musun? Ben sırf bu dram yüzünden, böyle bir süreç yüzünden partiyle ilgili algım bozuldu. Algımı bozan önemli olaylardan biri budur. Ama hukukunu korumaya çalıştığım bu ihlas finans mağdurları beni hangi gözle izliyorlar, nasıl bakıyorlar, nasıl algılıyorlar doğrusu çok merak ediyorum. Şu an gelen mesajlar çok olumlu. Teşekkür ediyorlar. Hem bana bu soruyu sorduğum için hem de size açık açık cevap verdiğiniz için ve ben de açıkçası ilgili dinledim. Yani inanılmaz bir cevap oldu. Hem o günleri döndürdünüz bizi hem de sonuç olarak mağduriyetten bahsettiniz. Dediğim gibi izleyiciler ya bu mağdurların şeyi olumlu yönde. Bak bu programımızın bu bölümünü bütün İhlas Finans mağdurlarının izlemesi lazım. İzlemesi lazım. Önlerindeki yol haritasını da ancak ondan sonra sağlıklı bir şekilde çizebilirler. Yani bu kadar bilgiye rağmen o anınızı bir daha hatırlatayım izleyicilere. Ben yine de AK Parti'ye oy vereceğim, değişmeyeceğim diyenler de oldu. Onları da gördünüz. Hayır verebilir de. Verebilir tabii ki. Orada adayın biri benken sana vermem demek önemli. Evet adayın biri sizken, evet.